Evet, kıymetli sorum. Kıymetli kardeşlerim. Bildiğiniz üzere bir süredir Osmanlı İmparatorluğu serisine ait bir bölüm yüklemiyorduk. Bunun sebebi kıymetli dostlarım, tarih bilim bölümü çok araştırılması, üzerinde çok kafa yorulması gereken bir bölüm. Biz de Osmanlı İmparatorluğu hakkında genel bilgiler veren bölümümüzü bitirdik ve yeni bölümümüz olan Kronolojik Osmanlı tarihi, yani yıl yıl Osmanlı tarihi üzerine tesisler arasında başladık. Bu bağlamda şimdi 40 videoda ya da bir yıl içerisinde diyelim, düz bir hesap olsun. Bir yıl içerisinde Kronolojik Osmanlı tarihi serisini de bitirmeyi planlıyoruz. Bu arada kanalımız 3000 görüntülemeyi de geçti. Herkese çok çok teşekkür ediyorum. O zaman devam edebiliriz. Şimdi kısa sorum. Bu videomuzun birinci bölümünde, yani bu serimizin birinci bölümünde 1302-1324 yılları arasındaki kronolojik Osmanlı tarihinde gerçekleşen olayları ele alacağız. O zaman kısa sorum adresine başlayabiliriz. Şimdi değerli dostlarım, 1302 yılında sözde Osmanlı Gazi, Osmanlı Beyliğini resmen kuruyor. Ardından hemen aynı yıl Yenişehir fethediliyor. Artabi hemen Yenişehir fethedildiği zaman anında başkenti olarak değiştiriliyor. Yeni başkenti Yenişehir oluyor. Ve Yenişehir'in fethinden sonra aynı yılda iki tane savaş gerçekleştiriliyor bir yıl içerisinde. Bir iki savaş mesela dostlarım. Koyunhisar Muharebesi. Bu muharebeyi Osman Bey kazanıyor ve Bizans İmparatorluğu'nun gönderdiği orduları yeniyor. Yenildikten sonra Osman Bey doğal olarak bölgedeki Türkmen beyler arasında kendisine edindiği rolü daha da güçlendiriyor. Daha karizmatik bir lider haline geliyor. Ardından bir kere yenildikten sonra Bizans İmparatoru bir daha ordu gönderiyor. Tabii bunu Osman Gazi'nin üzerine göndermiyor. Osman Gazi'nin savaş planı hemen Kıbrıs'ı tarif etmek. Madem orduları yenildik diyor, hemen gidelim Kıbrıs'ı tarif edelim diyor. Bunu haber alan imparator hemen Osman Gazi'nin üzerine yeni bir ordu gönderiyor. Tabii bunu Kıbrıs'ı kalesine gönderiyor. Ve Kıbrıs'ı kalesi de imparatorun orduları geldiği halde Osman Gazi'nin Alpleri tarafından fethediliyor. Ve kimse sorun Osman Gazi'nin bir hedefi var. İznik, Bursa ve tabii ki de Konstantinopolis, yani İstanbul'u fethetmek. İznik, Bursa, İstanbul. Çünkü İznik neden? İznik bir tabii ona da değineceğiz zaman içerisinde. Diğer oynatma listemizde olan Büyük Selçuklu serisinde. Kime sorayım? İznik şöyle bir şehir. Büyük Selçuklu Devleti'nin amcaoğulları olan Kutalmasoğulları tarafından İznik fethediliyor 1075 yılında ve Kutalmasoğlu Süleyman Şah İznik'i başkenti olarak seçip kendisine yeni bir devlet kuruyor, Anadolu Selçuklu Devleti. Tabi bu daha sonra 1. Aslı Seferleri sonrasında kaybediliyor. Bizans'a geri veriliyor. Ama tabi Osman Bey de bu ölmeden dolayı İznik'i kuşatma altına almak istiyor. Bursa'yı almak istiyor. İstanbul'u almak istiyor. Tabi dostlarım İznik hemen kuşatma altına alınabilecek bir şey değil. Şu anda yani o zaman da Bursa'dan daha büyük bir şehir olduğu söyleniyor bazı tarihçiler tarafından. Ki ben de bunları izliyorum, takip ediyorum. Yani bazı tarihçiler diyor ki o dönemde İznik Bursa'dan dahi daha güçlü, daha nüfusu kalabalık bir şehirmiş. Ki şu anda Bursa'nın bir ilçesidir İznik. Ve Osman Gazi bunu fethetmek için önce etrafını fethetmeye karar veriyor. Hemen akabinde yaptığı plan neticesinde İznik'i kuşatma altına alıyor. Marmara Çık Kalesi ki kendisi Boğaz'ın en üst noktasında olduğu söyleniyor, Marmara Boğazı'nın. Orada olan kaleyi fethediyor. Ardından bir Dinboz Savaşı gerçekleşiyor. Kestel, Kite ve Ulubat kaleleri fethediliyor ki şu anda Ulubat Kestel Kite. Tabi hepsi Marmara bölgesinde. Bugün o sorum Osmanlı Beyliği kurulduğunda
Ana olarak yani şöyle bir 30 yıl kadar Osmanlı Beyliği, hatta 30 yıl belki çok olur, bir 20 yıl diyelim. 20 yıl kadar hep Marmara Bölgesi'nin fethedilerde bulunacak. Hiç Anadolu'ya ya da başka yere geçiş yapmayacak. Akabindeki mesela sorum. Kestel Kitabı Atronos'u da aldı. Ve artık Osmanlı Devleti Bizans'la yaptığı savaş sonucunda aldı. Kestel Kitabı Atronos'un üzerine Bizans'la bir askeri anlaşma yapıyor. Ve ardından İznik'in sıkıştırılması ve Yalova'nın yani İznik'in çevresindeki şehirler, kaleler teker teker fethediliyor. Yıl bak Marmara Kalesi 1303 yılında fethediliyor. İznik Kuşatması 1303 yılında yapılıyor. Bayağıdır yıl vermiyorum, o yüzden yıl vere vere gidelim. 1306 yılında Dimbos Savaşı gerçekleşiyor dedik. Kestil Kitatranos 1306. 1306 yılında yine ilk askeri anlaşma. 1307 yılında İznik'in sıkıştırılması ve Yalova'nın dedik. Durumu anlattık. 1308 yılında Ulubat Gölü üzerindeki Alyos Adası Aykut Alp'in oğlu Kara Ali tarafından Barsoğlu'na teslim alınıyor. Ulubat Gölü üzerindeki. Yıl 1308. 1308 yılındaki kimse olsun. İmralı Adası'nın fethi ve Osmanlıların Marmara Adası'na dayanmaları ve Koçhisar'ın fethi gerçekleştiriliyor. Kimse olsun. Bakın Osmanlı Devleti 6 yılda birçok yer fethetmiş, birçok savaşa girişmiş. Artık dinlenmesi gerekiyor. Ve 5 yıl boyunca hatta düzeltiyorum 12 yıl boyunca Osmanlı Devlet Beyliği hiçbir savaşa girişmiyor. Bakın ben Osmanlı Beyliği'ne belirleyeceğim ta ki Orhan Gazi ölüp 1. Murat Bas'a geçene kadar. Çünkü Osmanlı Beyliği 1. Murat zamanında devlet olur. Fatih zamanında da imparatorluk olur. O yüzden Osmanlı'ya bir beylik demeye birazcık 200 video boyunca alışacağız. Şimdi hekimize oturalım. Akabinde bakın dedik barış sürecine giriyor dedik. Yıl 1308'de aradan 5 yıl geçiyor. Yıl 1313 oluyor. Ve Harman Kaya Tekfuru Kösemihal Müslüman oluyor. Kalesi ve taraftarları ile birlikte Osmanlılara katılıyor. Ve bu adam Kösemihal yanındaki daha birçok isimle beraber Orhan Gazi döneminde, Osman Gazi dönemindeki birçok etkili savaşın içerisinde etkili olayın içerisinde yer alacaktır. Osmanlı'nın kurucularından da sayılabilir bana göre. Şimdi oturalım bakın Osmanlı Gazi hala Barış döneminde yıl 1313 pardon 1320'ye geldi. 1313'de Kösemihal Müslüman oldu. Yıl 1320'ye geldi. 1320 yılında Osman Gazi rahatsızlanıyor. Artık beyliği idare edemiyor ve beyliğin başına oğlu Orhan Bey'e geçiyor ve yönetimi ele alıyor. Yeni bey oluyor. Ve yani yönetimi ele alıyor. Bakın bey olmuyor. Yönetimi ele alıyor. Beylik babadan oğula geçtiği için önce bir Osman Gazi'nin ölmesi lazım. Ve Orhan Gazi Muğla'yı fethediyor. Yıl 1321. Ve Umuroğulları Beyliği'nin elindeki Han elindeki Akyazı'da 1324 yılında fethediliyor. Ve bu sayede biz de 1302 ile 1324 yılları arasındaki tarihsel olayları belirli bir kronolojik seyir içerisinde ele almış olduk. Şimdi kıymetli dostlarım, diğer videomuzda ikinci kronolojik videom, Osmanlı tarihinin kronolojik videolarının ikincisinde 1326 yılından 1388 yılına kadar olan olayları ele alacağız. Ve o yönde bir ilerleyiş takip edeceğiz. Üçüncü videomuzda ise artık 1388 yıl arasındaki 9 yıllık olayı alıp 1400 yılına hızlı bir giriş yapacağız. Dördüncü videomuz itibariyle. O zaman kısa tutarım. Bugünlük bu haftalık video kısmı bitirelim. Ve biraz sohbet edelim. Şimdi değerli dostlarım sohbet edelim dedim. Sohbetimizde biraz hem sizinle konuşuruz. Çünkü kanalımız büyüdü. Artık 3000'den fazla görüntülememiz var. İnşallah bunu yıl sonuna kadar bir 6-7000 belki 10.000 yapabilirsek. Emin olun. Önümüzdeki yani benim bu arada yıl sonum 5 Nisan'dır. Çünkü kanalım 5 Nisan'da kurulduğu için ben 5 Nisan'ı yıl sonunda kabul ediyorum. Kanal masasından. İnşallah önümüzdeki sezonda sizlerle birlikte
Yepyeni videolarımıza da hizmet vereceğiz. İnşallah bir 10 bin yapabiliriz ikinci senemizde. Belki 10 bini de getirebilemiyorum. Şimdi değerli dostum. Bakın Osmanlı tarihi yani öyle bir anda vücuda çökebilecek bir şey değil. Üzerinde hatırlaması gereken, durulması gereken, her olayının ince ince yer alınması gereken bir şey. Bu yüzden bir 3-4 ay kadar, Şubat'tan Haziran'a kadar 4 ay video çekemedik. Lakin inşallah bu videolarımızı çekip sizlerle artık haftalık olarak paylaşacağız. Ve inşallah sizlerle birlikte önümüzdeki 6-7 yıl içerisinde Osmanlı İmparatorluğunu ele alacak, tamamını bitireceğiz. Tabii kronolojik tarihten sonra ayrıntılı Osmanlı parçaları serisi gelecek. Ayrıntılı olarak ele alacağız. Şimdi komentatör dostlarım bildiğiniz üzere YouTube'da Super Ses özelliği var. Lakin benim kanalım ilgili saçları sasamıyor. Bu yüzden sasamadığımız için ben de şöyle bir şey düşündüm. Benim vereceğimi ben hesabına, yorumuna belirteceğim. Canlı yayında yorumuna belirteceğimi ben hesabına. Sizler de 50 liradan başlayarak yardımda bulunabilirsiniz. Bu sayede biz de sizlere birbirinden gelen videolarımızı inşallah yüklemeye devam ederiz. Şimdi kıymetli dostlarım, bunu söyledik. Zaten kitabımı biliyorsunuz, kitabımı o yüzden hiç değinmeyeceğim. Ve artık Selçuk oğulları tarihiyle ilgili videolar gelecek. Belirli aralıklı videosu da bu Perşembe günü gelecek. Onu da izleyemenizi sizlerle tavsiye ediyorum. Çünkü çok güzel bir video olacak. Kanalımızın en azından videosu olacak, onu da söyleyelim. Onun sonra bu videomuzun da sonuna geldik. İnşallah yeni videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hepinizi çok seviyoruz. Elimizden geldiği, dilimizin döndüğünde de tarihimizi anlatmaya, tarihimizi aydınlatmaya devam edeceğiz. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun.